Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayma olasılık konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSM tadında bir testini çözeceğiz. Ahmet'in iki kırmızı, bir mavi, bir yeşil olmak üzere 4 kalemi. Kırmızı, yeşil, mavi olmak üzere üç farklı silgisi, iki yeşil, bir kırmızı olmak üzere üç farklı kalem tıraşı var. Sınava bir kalem, bir silgi ve bir kalem ile gidecek Ahmet. Gidecek olan Ahmet bunların üçünün farklı renkte olduğu kaç seçim yapabilir? Şimdi şöyle söyleyelim. Kalem, silgi ve kalem için. Öncelikle kalemde mesela kırmızı alma ihtimali olabilir. Kırmızı mesela kalemlerden kırmızı aldığında burada silgide kırmızıyı alamaz. Yeşil ya da maviden birini alacak. Şimdi burada eğer yeşili alırsa Şimdi kırmızıyı zaten almıştı, yeşil de kullandığına göre kullanacağı bir kalem tıraş kalmadı. Dolayısıyla burada silgide yeşil alamaz, Silgide de mutlaka ma mavi olacak Eğer kalem'i kırmızı seçtiyse, silgi mutlaka mavi olacak. O zaman ka e burada sil kalem tıraştan da yeşil alacak. Şimdi bu duruma bakalım. Kalemden iki tane kırmızı alma ihtimali yani bir tane kırmızı alma ihtimali iki durum, maviden bir tane olduğu için bir durum, yeşilden de iki tane olduğu için iki durum. Burada dört farklı şekilde alabilir. Daha sonra Kalemde yeşili seçtiğinde şimdi burada yeşili alamayacak. Mavi ya da kırmızıyı seçecek. Eğer burada maviyi seçerse şimdi yeşil aldı, mavi aldı. Buradaki kalem tıraştan kırmızıyı alabilir. Birer tane olduğu için bir 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 geldi. Buradan bir tane durum oluştu. Peki kalemde yeşil aldığında mavi değil de kırmızı silgi alsaydı bu sefer de mesela kırmızı kalem tıraş, yeşil kalem tıraş var. Alabileceği bir kalem tıraş kalmadığı için böyle bir durum yok. Kalemde maviyi alırsa eğer mavi kalem aldığında bu sefer buradaki mavi alamaz, yeşil ya da kırmızı alacak. Eğer yeşil silgiyi alırsa, burada kırmızı kalem tıraşı alacak. Bu şekilde oldu. Mavi kalemden bir tane, yeşil silgiden bir tane, kırmızı kalem tıraştan bir tane bir durumda burada oldu. Kalemde maviyi aldığında, kalem buradaki silgiyi kırmızı alma durumuna bakalım. Mavi kırmızı burada yeşil alabilir o zaman. Mavi kalemden bir tane, kırmızı silgiden bir tane, yeşilden ise iki tane var. O yüzden burada da iki durum oluştu. Topladığımız zaman 4, 5, 6, 7, 8 farklı şekilde seçim yapabildi. İkinci soru da, aşağıdaki sınırları belirlenmiş 4 farklı tarla gösteriliyor. Bu tarlalara karpun, karpuz, kavun, çilek ve böğürtten ekilecektir. Birbiriyle sınırlı olan tarlalara aynı meyvelerin ekimi yapılmayacağına göre bu 4 meyve 4 tarlaya kaç farklı şekilde ekilebilir? Şimdi mesela burada karpuza başlayalım. Mesela buraya hata şu sınır uç kısmına başlayalım. Buraya mesela karpuzun geldiğini düşünürsek karpuz diyelim. Burası karpuz olduğunda sınırı olanlara aynısı olmayacak. O zaman buraya kavun, çilek ya da böğürtlenden biri gelecek. Mesela ben buraya bir tane dört taneden bir tane ihtimali aldığım için dört durum var. Yani dört taneden bir tanesini seçtim. Sonuç olarak dört ihtimal vardı. Daha sonra buradaki mavi için şimdi karpuzu seçemeyeceğim için kavun olabilir Çilek olabilir, böğürtlen olabilir buraya. Üç farklı durum var. Burada da mesela kavunu seçtiğini düşünelim. Daha sonra buradaki sarıya baktığımız zaman Şimdi burada sarıda kavunu seçemez ama karpuzu seçebilir. Çileği seçebilir, böğürtleni seçebilir. Dolayısıyla burası için de yine 3 durum var. Burada da mesela tekrar karpuzu seçtiğini düşünelim. Daha sonra buraya baktığımız zaman kavunu ve karpuz seçemez. Buraya ya çilek ya da börtten seçecek. O yüzden de burada da iki durum geldi. Burada da bir tanesi herhangi birini seçecek. Sonuç olarak burada 12 çarpı 6'dan 72 farklı şekilde ekim yapabildi. Üçüncü soruda aşağıda sarı veya kırmızı renkte daire, kare ve üçgenler gösterilmiştir. Gösterilen dört bölgeden rastgele seçilen bir sembolün hangi özellikte olduğu durumun olasılığı en yüksektir? Şimdi bakalım mesela burada bölgelerde şimdi dördüncü bölgede olma olasılığı demiş. Şimdi elimizde kaç tane var? 4, 8, burada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane var. 17 tane şekilden dördüncü bölgede olan 6 tane. Şöyle diyelim dördüncü bölgede olan 6 tane. Üçüncü bölgede olan 3 tane. Birinci bölgede olan 4 tane. ikinci bölgede 4 tane şekil var. Dördüncü bölgede olma olasılığı 17 tane de burada 6 geldi. 6 bölü 17 olasılığı. Kırmızı renkte olma olasılığı kaç tane kırmızı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırmızı var. Burası da 6 bölü 17. Dolayısıyla bunlar aynı geldi. En yüksek olamaz o zaman. Daire olma olasılığı 1, 2, 3 tane burada daire var. 4, 5, 6 tane daire var. Yine 6 bölü 17. Olasılıklar eşit geldi. Üçgen olma olasılığına bakalım. 1, 2, 3 4 tane var 4 bölü 17 1 2 tekrar sayacağım 1 2 3 4 tane var 4 bölü 17 şu an burada en düşük olasılık oldu kareye bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane var 7 bölü 17 en yüksek olasılık eşlikli geldi dördüncü soru aşağıdaki şekillerden rastgele seçilen birinin içinde nokta olduğu biliniyor Buna göre bu şeklin yıldız şekli olma olasılığı nedir? Şimdi içinde nokta olanlar kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bilinen dediği için tüm durumu onu yazdık. Bunların içinden yıldız olanlar yani işaretlediklerinde yıldız olanlar kaç tane? 1, 2 tane. O yüzden de olasılığımız 1 bölü 3 geldi. Beşinci soruda en tane eleman arasında R tane eleman n'in R'li kombinasyon şeklinde seçilebilir. Doğrusal olmayan 3 nokta bir üçgenin köşeleri olabilir demiş. Buna göre aşağıda bir kareli zeminde 5 nokta gösterilmiş ve köşeleri bu noktalardan oluşan kaç üçgen çizilebilir? Şimdi 5 tane noktadan üçgen seçmek için 3 nokta seçeceğiz ve 10 tane üçgen seçilebiliyor burada bulunabiliyor. Ama şöyle bir durum var mesela bunlar doğrusal bir şekilde verilmiş. Bu 3 noktadan eğer üçünü seçersem oluşabilecek burada mesela 3'ün üstünden 1 geldi. Bu 3 üç noktadan üçgen oluşmaz. Aynı şekilde bunları seçmiş olursam eğer bunlar da doğrusal olduğu için bu 3 üç noktadan 3'ünü de seçersem Burada da yine aynı şekilde üçgen oluşmaz. Dolayısıyla 1 artı 1'den bu iki farklı şekilde üçgen oluşamadığı için 10 durumdan bu iki durumu çıkığımız zaman 8 farklı şekilde üçgen çizilebilir diyoruz. Altıncı soruda dört farklı kibrit çöpü birinci şekildeki dört boş yere ikinci şekilde bir örneği gösterildiği biçimde yerleştirilecektir. Kibritlerden ikisinin yan uçlarının dış tarafa baktığı yerleştirme biçimi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi önceki dört tane kibrit çöpünün kendi arasında yer değiştirmesi olacağı için bir dört faktörelimiz gelecek. Daha sonra bunların iki tanesinin dışarı bakmasını istiyoruz. O zaman dört tanesinden iki tanesini seçeceğim. Dördün ikili kombinasyonu gelecek. O iki tanesi dışarıya bakacak. Diğerleri içeriye bakacak. O zaman bu farklı sıralamaya bakalım. 4 faktörel 24. Dördün ikili kombinasyonu 6. Buradan da cevabımız 144 farklı şekilde yapılabileceği geldi. Yedinci soruda Büşra bir kafede 2 saat boyunca oturmuş ve bu süre zarfında aşağıdaki menüde bulunan içeceklerden 3 tane içmiştir. İçtiği içeceklerin her biri farklı türden olduğuna göre, Büşra'nın toplam 12 TL hesap ödeme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi üçü de farklı türden olacak şekilde 12 TL'yi nasıl elde edebiliriz ona bakalım. Mesela şöyle yapabilir: 5 lira, 5 lira, 2 lira bunu yapar toplar. Mesela e, kola, limonata, su içer, 12 lira hesap ödemiş olur. Veya ne olabilir? 4 lira, 4 lira ayran kahve içer, 8 lira olur. E, daha sonra 12 lira olabilmesi için şimdi tekrar mesela. 12 liraya tamamlayamıyor. Aynı türden geliyor. Bu şekilde yazamam. Şöyle gelse buradaki değerimiz mesela 5 3 o, burada 2'yi kullansam ya da 5 4'ü kullanalım. 5 geldi 4 geldi 9 lira. 12 olması için burası 3 olur 12 lira. Mesela buradaki şimdi şöyle mesela bunlar kola limonata. Buradakinde de mesela bu 5 dedik ama burada 2 tane sonuçta 5 olduğu için şöyle gelebilir. Burası kola olabilir. Burası kahve olabilir. Burası normal soda olur mesela daha sonra burası yine aynı şekilde kola olduğunda burası 4 olan ayran olabilir. Burası yine aynı şekilde soda gelebilir. 3 geldi burada. Tam tersi durumda da oluşabilir. Mesela burada limonata geldi. Yani 5 lira olan limonata olabilir. Burada 4 lira olan ayran olur. Burası yine 3 lira. 5 lira olan limonata olduğunda buradaki 4 lira olan kahve olabilir. Burası yine 3 lira. Oluşabilecek durumlar o zaman bunlar. Bunun dışında 12 lirayı tamamlayamıyoruz. Burada zaten kola limonata bunlar aynı olduğu için fark etmedi. Bir durum burada 2, 3, 4, 5 tane durum var. 5 tane durumdan her biri farklı türden olduğuna göre bir şu anın toplam 12 TL hesap ödeme olasılığı kaçtır demiş. E, toplamda mesela şöyle diyelim bu istediği durum aslında ya, şöyle diyeceğiz. İstediği durum 5. Tüm durum ise bunlardan 3 tane yani 6 taneden 3 tane seçeceği için tüm durum ise 6'nın 3'lü kombinasyonu. Burada 5, Burası 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 çarpı 2. Bunlar gitti. 5 bölü 20'den de cevabımız 1 bölü 4 geldi. 8. soruda Şeref ve 4 arkadaşı bir yarışma sonucu kürsüye çıkacaktır. 1 derece ne fazla bir kişiye ait olduğu yarışmada birincilik kürsüsüne Şeref'in çıkmadığı kaç durum olabilir? Şimdi şöyle düşünsek mesela tüm duruma baksak tüm durumda burada 4-5 kişiler 5 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktörü yani. Burada şerefin çıkmadı demiş. Mesela şeref birinci olsun. Tüm durumdan çıkartalım bu durumu. Şeref burada olsun. 4 kişi de buradaki yerlere yerleşecekler. Dolayısıyla bu 4 kişinin 2, 4, 3 ve 5 kürsülerine yerleşme durumu kendi arasında yer değiştirerek 4 faktöriyel gelecek. Yani 120 24'ten cevabımız 96 olacak. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM tadında bir testini tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.